40-40 yokuş tırmanıyoruz. 185 nabız. Gidemeyeceğim. Ahmet abi de ben bıraktım diye bıraktı. Parkur he. Harika. Ahmet abi kafasında parkur oluşturmuş yine. Çılgın fikirler var. Burada yeniden daha bisiklet yarışı organizasyonları olursa Ahmet abi her zamanki gibi görev hazır. Hop. İnanmıyorum Ahmet abi sana. Adret. Ha. Vay vay vay. Hop. Oo, yokuşa bak. Böyle bir eğim yok Ahmet Yıldırım. Hadi bakalım. Yalnız nabız 175. Vay süper. Sen yine yapmışsın yapacağını. Bakın nasıl çıkıyor bakın. Şöyle eğime bakın. Ne oldu? Şimdi Terminator izliyoruz. Ahmet Yıldırım. Tevazu da üstüne yok. Helal, helal. Helal. Ha, ben koşarak çıkacağım arkadaşlar. Bir şey yok. Öyle bir güç yok bende. İyiyim %35-40 civarı diyebiliriz bu küçük tepe için. Teknik. Yok abi teknik meknik. Şu küçücük yer. Teknik işte. Ufacıkmış ama teknik. Aynen öyle ufak ama teknik. İki kaya geçiyorsunuz. Bir anda 50 santim yükseliyorsunuz. Teknik. Koklasana. Oo. Gel. Kokuya bak. Güzel kokuyu nerede bulabiliyorsun başka? Hiçbir yer. Of. Mükemmel.
Mükemmel bir atlayış. Mükemmel. İyi bir yokuş. 17 Düzova diyenlere sokacağım. Konya, Düzova, merkez ilçeleri hariç. Gerçi Meram, Selçuklu hariç. Oh, oh. Adam durmuyor orada. Ha. Nabız 190, ben bittim. Hop. Ahmet abi buradan nasıl döndürecek bilmiyorum parkur ama dediğine göre nereden istersek oradan döndürebiliriz diyorlardı. Mesafe olarak buraları görmüş. Biliyor. Keyfe keder artık çizimde. Çok teknik değil mi ya? Zaten iki de kaya koydun mu buraya? Dalınlar temizlenecek. Yerler tırmıklanacak. Aynen. Yok, aynen öyle de. Ben buraya bir kameralı geçiş yapayım sonra. Abba. Nereden gitti bu? Yine mi? Ohoho. Hadi hadi hadi. Aynı yer değil mi? Aynı yer değil. Değil. Benziyor. Hadi be. Nereye gittin Bahtiyar? Ama bura ne teknikmiş ya. Ben hiç girmedim. Hiç. Hoppa. Burayı yürüyerek buradan park oluşturuyor. Ve adamla şey yapmadan. Rahatsız etmeden. Rahatsız etmeden, ulaşmadan. Atlar. Atlar buradalar. Heh. Voleybol karşılaşması var burada.
Free drone. Burası araç devrine kapalı olacak zaten. Burada aracı olmayacak zaten. Burası kapalı olacak, kontrol. Süper. Buraya atlıyoruz. Cross. Karşıya geçtik. Sen buraya bir de kaya ekledin mi? 2-3 tahtaydı, ahşaptı, atlama zıplama. Evet. Hop hop hop. Buraya gelin yanına geçiyorlar yani. Hep yan yana geçiyorlar. Birbirlerini de görüyorlar. Ah! Gördünüz mü? Neler oldu? Düştük. Bir şey yok. Kaydık. Borudan kaydık. Burada boru varmış. Yıldırım devam etti. Aa, benim gidon yamulmuş. Gidon yamuk. Az önce düştüm. Orada bir boru vardı. Belki 10 santimlik. Teker kaydı orada. Şimdi devam edeceğim. Evet, düştüm. Ahmet abi parkuru tabi devam edip kafasında ezbere bildiği için zaten bir de starta gitmiş, start finish noktasına. Bakalım nereden gitti ama ben de şu anda karambole sürüyorum. Bakalım gidebilirsek gidelim oraya. Yönelim olarak şöyle yapsam burada oturalım. Çiftleri görüyoruz. Burada bir parkur kılıp bir şey var. Hop. Yan yan gidiyoruz yani. Ah, Ahmet abi buradan parkur olmaz. Yalnız düştüğüm yer yumuşaktı. Evet. Düşersen böyle yerden düşeceksin abi dağda. Kayaların üstüne düşmeyeceksin. Aynen. Allah herkese böyle yumuşak bir düşüş nasip etsin. Where are we going, Ahmet? Evet, biliyorum, burası benim çıkamadığım yokuş. Dört defa denedim, hiçbirine çıkamadım buraya. Tabii tabii, ben buraya çıkamam. Ya hayır ya. Oh. Wow wow wow. Gerek yok abi, bak. Gözün ama korkabilirsin. Önce gözün korkma var. Aynen. Korkma var da. Gerçek hiçbir yok. Tamam, biliyorum ben burayı. Tamam. Tamam.
Ahmet abi! Ahmet abi! Bakayım, bakayım. Biraz bir tane şey söyleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Bas buraya, bas, bas. Bas hemen huzurunu. Evet arkadaşlar, durum vaziyet bu. Düştük. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Evet, düştük. Burada kırık var. Alçı alacaklar herhalde, bilmiyorum. Bekliyoruz. Sıyrıklarımız var. Macera mühendisi kendini parçaladı. Nasıl olacak bilmiyorum. Bekliyorum. Olacakmış. Arkadaşlar hepinize merhaba. Çok kötü bir şekilde düştüm. Muhtemelen gidonum yamulduğu için düştüğümü düşünüyorum. Kayaya yüzümü ve burnumu vurdum. Acile ambulansa gittim. Ahmet Yıldırım sağ olsun ambulansı arayıp parkura soktu. Geldiler, hemen bir damar yolu açıp yetiştik. Acile giriş yaptık. Tomografi ve röntgen çekildi. Burnumda parçalı kırık mevcut. Kırığı oturttular. Bir parça aldılar tabii. Dikiş attılar. Alçı yapamadılar açık yara olduğu için. Ve kaskım kırılmıştı. Onu gördüm. Garbinim kırıldı diye biliyorum. Garbinimizden olduk. Allah daha beterler esirgesin. Yine canımız sağ. Ben bu gece herhalde büyük operasyon geçirebilir miyim bilmiyorum diye düşündüm ama yüzüm parçalandı dedim ama çok şükür, yine buna şükür. Berelerim var. Göz kapağım kapanıyor. Gözüm kızarıyor. Burnum tamponlu ve kanama mevcut muhtemelen. Dudaklarım aşağı indi. Dişlerimde çok şükür bir şey yok. Boynum, ensem ağrıyor. Muhtemelen 70-75-80 kilonun boyuna verdiği yükle birlikte, kafayı yere vurmamla birlikte sırt ve bel değil de sırt ve ense ağrı mevcut. Gün gün kendimi böyle takip edeceğim. Umarım daha beter bir şey olmaz. Allah beterden esirgesin hepimizi. Çoluk çocuğumuz var. Bu şekilde devam edeceğim. Açılmalar mevcut. Ve beni yalnız bırakmayan hastanede eşime çok teşekkür ederim. İbrahim Şimşek kardeşime çok teşekkür ederim. Hastaneye duyup hemen geldi ve sürekli yanımdaydı. Ve birkaç giyecek bir şey getirmiş. Formam, ayakkabım, her şeyim üzerimdeydi. Tabii değiştirdim onun sayesinde. Duyunca hemen gelmiş. Kardeşim Enes Furkan'a çok teşekkür ederim. O da hastanedeydi. O da orada görevli. Diyeceklerim şimdilik bu kadar. Gülgün tekrar kontrol edeceğiz kendimizi. Dualarınızı bekleriz. Evet arkadaşlar, bugün pazartesi. Kazadan sonraki ikinci güne girmek üzereyiz. 24 saat biraz zorlu oldu. Gece ağzım yüzüm kurudu. Nefes alamamaktan dolayı bayağı zor uyudum, uyandım. Gece 5-6 kere uyandım. Uyku zor oldu. Bugün tampona kadar sargıları böyle buradan aldılar. Pansumanı yaptırdım. Dikişin iyi olduğu söyleniyor ama zaten dikişleri aldıktan sonra iz kalacağı da söylendi. Plastik cerrahi görecek. Bakalım işler nasıl olacak. Plastik cerrahinin verdiği karar doğrultusunda yürüyeceğiz. Burnum şu şekilde. Şu anda böyleyim. Evet, bugün günlerden salı ve pansumana gittim yine. Bu sefer acil kabul etmedi. Poliklinikten giriş yapmanız lazım dedi. Meraklıktı. Onlardan numaraya gitmem söyledi ama gitmişken hallettiler de. Yarın tampon alacaklar. Bakalım durumumuz şu şekilde. Şöyle göstereyim, durumum böyle. Allah beterden saklasın. Yeniden görüşmek üzere. Tekrar ben size bilgi vereceğim.
Herkese merhaba. Bugün çarşamba. Kazadan sonraki üçüncü gün. Bugün tamponlarımı yüzüm ve gözümdeki şişlikler buz tedavisiyle iniyor yavaş yavaş. Dudaklarımdaki şişlik de iniyor ama içeride yaralar var. Yüzüme herhangi bir su sıvı vurmuyorum. Herhangi bir şey sürmüyorum. Su değmemesi gerekiyor burnuma ve o çevreye. Tampon rahat alındı. Herhangi bir problem olmadı. Korkuyordum işte açıkçası kurur mu diye ama içi de çok kuru değilmiş. Rahat çıktı çok şükür. Bundan sonra tedavi süreci bu şekilde pansumanlarla devam edecek ve pazartesi günü dikiş alınacak. Ve daha sonraki süreçte işte açısal kayıklık ne durumda? Burun ne derece düzgün duruyor? Ya da nefes alıp alamıyor muyum? Ona bir bakacağız. Ona göre karar vereceğiz tekrar. Yeniden görüşmek üzere. Bugün 5. gün. Bugün cuma. Pansumandan geldim. Sol tarafımdaki şişlik yavaş yavaş iniyor. Şu anda gördüğüm kadarıyla burnumda orta kesiminde şuradan şuraya hafif bir meyil, bir göçük var gibi. Tabii bu dikişler alındıktan sonra belli olacak. Belki bir 3-4 hafta bekleyeceğiz. Tamamen şişlikler inecek. Yaralar iyileşmeye yüz tutacak. Ondan sonra neler olduğunu göreceğiz. Alt ve üst dudağımın içlerinde yaralar mevcut. Bu burun ağrısından çok daha kötü. Yemek yedirmiyor. Su içirmiyor neredeyse. Yani gargara yapıyorum. İnanılmaz bir acı ile bağırıyorum. İnşallah yaralarım o şekilde iyileşir. Gün gün iyileşmeyi bekliyorum. Pansumana gidiyorum. Tabii gelişme var ama bakalım nasıl olacak. Size şu anda yaranın son halini göstermiyorum. Umarım her şey daha iyiye gidecek. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün düştüğüm yere geldim. Şöyle bir yerden geldikten sonra gördüğüm çok teknik de değil. Şöyle geldim bu tarafa doğru. Şu taşa takmış olma ihtimalim var. Ön tekeri kaptırmış olma ihtimalim var. Şöyle göstereyim ben size. Şu şekilde gelip buraya bir yere düştüm. Şuraya düştüm. Gözlük parçalarım halen burada. Gördüğünüz gibi gözlük kaçabilmiş. Kan da var. Şöyle Ahmet abi ambulansı buraya soktu. Ambulans buradan geldi. Tabii ben burada oturdum ama şu anda kan izleri yok. Çok yağmur yağdığı için muhtemelen kan izleri gitti. Buradan şu bölgeden sağ olsun Ahmet abi yardımcı oldu. İndim. ATT ile birlikte. Buraya kadar ambulans getirdi sağ olsun kendisi. Kask altı şapkamı arıyorum ama nereye attığımı bilmiyorum. Belki ambulansta kaldı. Onu tampon yapıyordum. Tampon böyle durumlarda önemli. Ve tabii yalnız olmamak da gerekiyor. İnsanın başına ne geleceği belli değil. Zaten buradan lastik izlerini belki görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ambulans buradan 4-5 manevrayla geldi gitti döndü. Normalde aracın gireceği bir yer değil. Buraya araç girse hiçbir şey yapamaz yani burada kalır. Şöyle bir kayalı zemin var. Allah beterinden saklasın. Tabii kimseye de böyle bir şey yaşatmasın. Ambulansa buradan bindim, buradan Meramtıp'a doğru gittik. Görüyorsunuz gözlüğün şu halini. Yani gözlük buradan kırılmış durumda. Belki de bu gözlük kırdı burnumu, onu da bilmiyorum. Gözlük kırıldığı için burnum kırıldı. Parçaları hep buralarda topluyoruz böyle. Kaç parça olmuş? Garmin buralarda kırıldı. Tabii kaskı hangi taşa vurduk da nasıl oldu onu bilmiyorum. Böyle bir zemin.
Orası böyle. Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün 11 Mart 2024 Pazartesi ve Ramazan'ın biri. Hepinizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Tüm İslam alemine hepinize sağlık, sıhhat, mutluluk getirsin. Bugün dikişlerimi aldırdım. Çok şükür kaynama muhtemelen iyi olmuş ki herhangi bir şey söylemediler. Pansumana gerek kalmadı. Ağrı kesici ve antibiyotik tedavimi tamamladım. Şimdilik herhangi bir problem görünmüyor ama yaşadığım herhangi bir sıkıntıda yeniden plastik cerraha görüneceğim. Bu süreçte yanımda olan, desteğini her zaman bana hissettiren eşime çok teşekkür ederim. Çok sabırla, metanetle ve büyük bir olgunlukla bu süreci atlattığımızı düşünüyorum. Allah beterinden saklasın. Yani görünmez bir kaza, teknik kısmı bitirmişken, çok büyük bir eğim yokken, herhangi bir yolda problem yokken benim bu şekilde bu kazayı yaşamış olmam ve tüm tedbirleri almış olmama rağmen burnumun kırılması hakikaten psikolojik olarak beni yıprattı. Ama hep şuna inandım. Ne kadar tedbirli de olsanız, ne kadar bir şeylere dikkat ettiğinizi de düşünseniz, her zaman bir problem yaşamadan, sorunsuz bir şekilde bir antrenmanınızı, bir yolculuğunuzu, bir seyahatinizi bitirebileceğiniz anlamına gelmiyor. Takdir böyleymiş. Bunları yaşamak da varmış. Zor bir süreç. Yani kaza anını hatırlıyorum. Ahmet abi daha sonrasında diyor ki, yani ben kan görsem bayılırım ama orada bir metanet geldi diyor. Yani o soğukkanlılıkla zaten videoda gördünüz. Yani kan yüzümden damlarken Ahmet abi diye seslenişim var. Daha sonra onun gelip tampon yapması, benim yaraya bastırmam ve orada burnumun oynadığını biliyorum zaten. Hissediyorum, burnumun kırıldığını bildim orada. Herhangi bir acı duymadım o sırada, o esnada. Tabii o ambulansı aradı. Yola yakın olmamız bizim için büyük bir şans. Normalde ben tek başıma çıkarım. İki kişi olmamız büyük bir şans. Yani demek ki tek başımıza dağlarda antrenmana çıkmak ne derece riskli, bunu görmüş olduk diye düşünüyorum. Daha sonra tabii burnumun düzeltilme kısmı var. Biraz sancılı bir süreçti. Ve açık bir yaram vardı. Ve burnumun üzerinden birkaç kemik parçası alındı. Umarım o kemiklerin yerine daha düzgün bir şekilde kaynaması gerçekleşmiş olur önümüzdeki süreçte. Belki bir 3-4 hafta sonra tamamen inince her şey daha da netleşecek. Tedbir takdiri bozmuyormuş, bunu gördüm. Yaşayacağınız varsa yaşıyorsunuz. Sadaka verin. Ben ona inanıyorum. Yani beni büyük bir kazadan, belki ölümlü bir kazadan, belki felç geçirebilirdim, Allah korusun. Omurilik yaralanması olsun. Yani yüz tamamen gidebilirdi. Kafa üstü çakıldım, kas gitti, beynimi korudu, travma oluşabilirdi. Ben büyük bir kazadan korunduğumu düşünüyorum. Ama bu antrenmandaki kazanın da normal bir şey de olduğunu düşünmüyorum. Yani bir anlık bir şey. Bilincim açıktı. Yol çok bozuk değildi. Yorgun değildim, aç değildim. Herhangi bir problemim yoktu. Bir derdim, tasam yoktu. Gayet bilinçliyken direksiyon hakimiyetini kaybettim. Nazar olmuş olma ihtimalim var. Çünkü genelde arkadaşlarım, dostlarım bunu söylüyor. Çevrede konuşulunca, yani videoları izlerken denk gelirseniz bir maşallahınızı alırım. Videolarına da besmeleyle mi başlamak lazım? Onu da değerlendiriyorum. İnşallah her şey güzel olur. Ben tampon alındıktan sonra eşim götürdüm. Ben hiçbir şey saklamıyorum tabii kendisinden. Her şeyi izah ediyorum ama. Yani bir de kaza yerini görsün ki içi rahatlasın mı? Acaba panik olur mu düşüncesiyle kendisine dedim, hani gidelim mi? Gidelim dedi. İki çocuğumuz tabii anaokulundaydı. Ufak kızımızla beraber kaza yerine gittik. Yani şaşırdı. İlk inişte herhangi bir şey olmamış. Sonraki kayalıkta herhangi bir şey yok. Yani burada mı düştün dedi. Burada düştüm dedim. Kendisi de inanmakta güçlük çekti. Kader böyleymiş. Ve şimdi sizlere oradan toplamış olduğum gözlüğümü göstermek istiyorum. Belki de burnumu gözlük kırdı, bilmiyorum. Şimdi gözlüğün camının üst parçası şurada, şu şekilde göstereyim sizlere. Şu gözlüğümün sağ tarafı ve üzerinde kan lekeleri mevcut. Kırığı şöyle göstereyim size. Belki de bu taraf kırdı burnumu. Burnumu sağa doğru asıldılar. Sola kırılmış, sola doğru ama nasıl oldu bilmiyorum. Gözlük camını görüyor musunuz? Şöyle size göstereyim. Görüyorsunuzdur umarım. İnanılmaz çizikler var. Felaket derecede çizilmiş. Allah esirgesin. Gözlüğümün diğer parçası. Bunu eşimle gittiğimde oradan topladık gözlüğümü.
Dedim bu bize ibret olarak ya da bir artık mutluluk vesilesi mi ne dersiniz? İbret olarak bir şey olarak bize kalsın. Kepim yok. Bastırdığım kanlı kepim muhtemelen ambulansta kaldı. Şöyle. Ve kaskımı göstereyim size arkadaşlar. Çok silmedim. Şöyle duruyor ve şurasında. Ve şurada şöyle bir çatlak var. Görünüyor mu bilmiyorum. Bu zaten benim kafamı korudu. Çok şükür yani Ciro'nun kaskı iyiydi. Ciro Foray kullanıyorum. Şimdi bakacağım. Evde bir limarım var. Nasıl olacak, nasıl bitecek? Tekrar bakacağım duruma. Allah herkese sağlık, sıhhat versin. Hepimiz dışarıdayız. Yürürken de herhangi bir şey olabilir. İlla yani spor yapıyoruz, yolculuğa çıkıyoruz bir şey diye değil. Başımıza her an bir şey gelebilir. Hayatın bize neler getirip bizden neler götüreceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla ölecekmiş gibi yaşamak lazım. Hem bu taraf hem inananlar için, öbür taraf için diyorum. Hayret için. Çoluğunuzla, çocuğunuzla keyifli vakitler geçirmeye çalışın. Annemin hep bir sözü var bana. Kulaklarından hiç çıkmaz. Oğlum, çoluk çocuğunla hayatın tadını çıkar. Anı yaşayın. Herhangi bir problemde kendinizi yıpratmayın, üzmeyin. Giden zaman geri gelmiyor diye. Tabii bu süreçte ilk yardımı bilmek lazım. İlk yardımın önemini anladım. Atel, turnike, bunların uygulamasını tabii duyduk, eğitimini aldık, biliyoruz ama hani o şartlarda nasıl sakin kalınır? O şartlarda o adrenalinle, o anlık hissiyatla nasıl üstesinden gelinir? Bunları tecrübe etmedik. Allah kimseyi tecrübe etmek zorunda bırakmasın ama bunları bilmemiz lazım. Yani bu yangın olur, deprem olur, kaza olur, herhangi bir afet olur, herhangi bir musibet olur. Başka birisinin canına bir şey gelmiş olabilir. İlk yardımın önemini anladım. İyi ekipman olması lazım. Gözlüğüm çok iyi değildi, sertti. Peki sert olduğu için gözlerimi korudu, camı kırılmadı vesaire bilmiyorum ama esnek bir gözlük olabilirdi. Kaskınızın olması lazım. Eldivenim ellerimi korudu. Tabii sırtımda, belimde berelerim var. Yani üzerimize biz downhill gibi herhangi bir ekipman koruyucu alamıyoruz. Full face kask da kullanamıyoruz. Çünkü 2-3 saat yaptığımız sert antrenmanları da biz buharlaşırız yani o kaskla. O kasklar tabii freestyle için, dağ inişleri, downhill'ler için uygun. Bu süreçte ekipmanın önemini de siz de kendinize gözden geçirin. Dağa çıkıyorsanız yanınıza bir ilk yardım setiniz olsun. Size tavsiyem ölecekmiş gibi yaşamanız. Alabileceğiniz ölçüde bu zenginlikle vesaireyle çok bir alakası yok. Siz neden zevk alıyorsanız, neler yapmaktan hoşlanıyorsanız gidin yapın arkadaşlar. Ertelemeyin. Ertelemeyin. Yarın ne olacağınız belli değil. Yarına çıkacağımız belli değil. Şimdilik aklıma bunlar geliyor. Bunları söylemek istiyorum. Allah herkesi korusun tekrar. Bu videoyu da bu şekilde sonlandıracağım. Verdiğim rahatsızlık için, sizleri üzdüğüm için tekrar hepinizden özür diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Yeni bir videoda, sağlıklı günlerde, mutlu anlarımızla birlikte olmayı Allah'tan niyaz ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.